Herkese merhaba, değerli İdeat kanalı aboneleri. Bu videomuzda siz değerli üyelerimize bu görmüş olduğunuz şirin kağıt rölyef sanatını icra etmeye çalışacağım. Kağıt rölyef sanatı nedir? Rölyef nedir? Rölyefin kullanım alanları nelerdir? Çeşitleri nelerdir? Kısaca bu konular hakkında sizlere bilgi vereceğim ve bu yapmış olduğumuz rölyefi 900. abonemize hediye etmeyi düşünüyorum. Yapmanız gereken 900. abone olduğunuz anki görüntünüzü kaydedip bana atmak. Açıklama kısmında bununla alakalı detayları paylaşacağım. Öncelikle rölyef sanatı nedir? Kısaca size bu konu hakkında bilgi vermek istiyorum. Fransızca bir kelimedir rölyef. Yüzeyde çökertme ya da yükseltme şeklinde yapılan sanatsal çalışmalara verilen genel bir isimdir. Kısaca kabartma da denilmektedir. Kağıt kabartma, ahşap kabartma gibi. Kabartma eserler, tarihi yapıların veya insan figürlerinin boyutlandırılarak oluşturulmasıyla ortaya çıkmaktadır. Bu şekilde oluşan kabartma eserler, anlam ve sanat değer kazanmaktadır. Başlıca kullanım alanları, hayatın birçok boyutuna yansımasıyla çeşitlilik kazanmıştır. Sanat dalları dahil olmak üzere endüstri, tarım ve günlük hayatta kullanıma açıktır. Rölyef, sanatsal süslemelerin mimari eserlerde taşlara ve mermerlere yaptıkları görülmektedir. Kabartma, şamdan ve kapı tokmağı gibi madenden yapılmış eşyalarda ve kapı, pencere kanadı ve rahle gibi ahşap işlerinde de kullanılmıştır. Ayrıca bu rölyef sanatı, kabartma sanatı, takı tasarımları, resim, heykel, tıraş alanlarında da karşılaşmak mümkündür. Teknik resim ve gıda sektörlerinde de kullanılmaktadır. Şimdi biz burada kağıt rölyef tekniğini icra etmeye çalışıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var kağıt rölyefi yaparken. Örnek veriyorum, kesme aşamasında perspektife dayalı olarak burada görmüş olduğunuz gibi katman katman her bir katmanda perspektif algısına dayalı olarak bir önceki katmandan farklı hareketler yapmamız gerekiyor. Başta da dediğimiz gibi çökertme ya da kabartma tekniğini kullanarak. Burada örnek veriyorum, görmüş olduğunuz saksının içindeki bitkiler her bir katmanda, üstteki her bir katmanda yavaş yavaş öndeki dalları hissettirecek şekilde ya da öndeki yaprakları hissettirecek şekilde rölyefimizi kesiyoruz. Burada gördüğümüz gibi kenarlarını kesme aşamasındaki o kötü görüntüden kurtarmak için genellikle bu tahta kalemleriyle tamamen geçiyorum. Bu kenarlarının daha pürüzsüz, daha net ve daha güzel görünmesine olanak sağlıyor. Ayrıca rölyef tekniğinde, özellikle bu kağıt rölyef tekniğinde ütüleme diye bir safha var. Bu bazen bu özellikle yaprak tarzı kullanmış olduğumuz, şu an görmüş olduğunuz saksıda, çiçeklerde, bitkilerde çok güzel bir etki oluşturuyor. Özel malzemeler kullanılarak yapılıyor.
ütüleme yapmış olduğumuz dallar. Ben şu an elimle kabataslak yapmaya çalışıyorum ama bunun malzemesini aracını kullanarak yaptığı zaman daha bir üç boyut hissiyatı veriliyor. Özellikle dediğimiz gibi bu güllerde, yapraklarda, görmüş olduğunuz saksıda ovalliği sağlamak, daha üç boyut hissiyatını oluşturmak için ütüleme aşaması önemli bir aşama kağıt rölyefte. Rölyefin kabartma teknik olarak çeşitleri alçak kabartma, yüksek kabartma, rond boz kabartma şeklinde üçe ayrılıyor. Alçak kabartma sizin için zihninizde daha iyi canlanması için ekranın sol tarafında resimlerde paylaşıyorum. Para ve madalyon gibi yüzey düzleminin çok az ayrılan kabartmadır. Yüksek kabartma eski Türk evleri, iç mekanlar ve insan figürleri gibi yüzey düzleminin oldukça fazla yükselen kabartmadır. Rond boz kabartma ise kabartmadan daha çok bir heykeli andıran yapılar olarak karşımıza çıkmaktadır. Sizler de bu teknik hakkında aklınıza takılan soruları yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiği ölçüde sizlere cevap vereceğim. Doğal olarak kullanılan rölyef kabartma çeşitleri alüminyum kabartma, bakır kabartma, ahşap kabartma ve şu an bizim icra etmeye çalıştığımız kağıt kabartmadır. Alüminyum kabartma çizim araçları malzemeleriyle önden ve arkadan çizimle alüminyum üzerine yapılan kabartmadır. Bakır kabartma yine bakır malzemeden yapılır. Alüminyum kabartma ile benzerlik gösterir bu kabartma çeşidimiz. Aralarındaki en büyük fark bakır kabartma çalışmasında farklı eskitme teknikler de kullanılması. Bir diğer kabartma çeşidimiz de ahşap kabartma. Kabartmanın ahşap zemin üzerinde işlenmesi olarak tarif edilebilir. Kağıt kabartmada son olarak zaten bizim yapmaya çalıştığımız kabartma çeşidi. Bir fotoğrafın veya kartpostalın katman katman şeklinde tek tek kesilerek üst üste konulması.
Bazı boyarken zorlanacağınızı düşündüğünüz yerleri şu an benim yaptığım gibi herhangi bir kağıdın üzerine koyup ters çevirip tabii renkli yüzeyi değil beyaz olan yüzeyini rahatlıkla aralarını boyayabiliyorsunuz. İşinizi kolaylaştırıyor. Arkada kaldığı için zaten kötü görüntü sıkıntı olmuyor. Önemli olan bizim için ön taraftaki renkli alan. O tarafı kesinlikle bu yöntemle yapmayın. Söylediğim gibi beyaz kısmı kağıdın arka yüzeyini döndürerek rahatlıkla girilmesi zor yerleri boyamanız, kenarları boyamanız mümkün. Ütüleme aşaması şu an saksıya yaptığım ve çiçeklere yaptığım gibi oluyor. Fakat özel malzemeleriyle yapıyoruz. Buradaki bir diğer önemli husus da dikkat edilmesi gereken bu uyguladığımız soğuk silikonu nereye uygulayacağımız çok önemli. Özellikle şu an yapmış olduğum rölyeften örnek verecek olursam saksının en az 2-3 santim ya da 2 santim iç kısımlarına uygularsanız iyi olur. Kenardan gözükme ihtimalini azaltırsınız ve taşma ihtimalini azaltırsınız. Bir diğer önemli nokta ise soğuk silikonu uygularken yanlış bir yere uygulamamanız lazım. Örnek veriyorum, şu an elimde kenarlarını boyadığım kısım belli. Tamamen bu kısmın altına gelecek yerlere soğuk silikonu uygulamak gerekiyor. Bu bazen gözden kaçabiliyor dikkatsizlikten dolayı. Bu gibi durumlarla karşılaşmamak için uygulayacağınız katı gözünüzün önüne koyup ona göre soğuk silikonu uygulamanızda fayda var. Bu sayede hata yapma şansınız düşer. Videonun başında da söylediğim gibi bu güzel rölyefimizi 900. abonemize hediye etmek istiyorum. Yalnız dediğim gibi 900. abone olduğunuzu gösteren bir fotoğraf olursa haksızlık olmamış olur. Siz değerli üyelerimize bir diğer müjdem de ilerleyen günlerde kanalımıza yeni birkaç bölüm, yeni birkaç oynatma listesi eklemeyi düşünüyorum. Bunlar şimdilik sürpriz olsun. Ama seveceğinizden ve size faydalı olacağını düşündüğüm oynatma listeleri.
kanala mümkün olduğunca faydasız ve insanların zamanını çalan şeyler paylaşmamaya gayret ediyorum. Çünkü zaman en büyük hazinemiz. Bunu verimli kullanmamız gerekiyor. Videolarda da özellikle sürelere dikkat etmeye gayret ediyorum. Bu sebepten ötürü. Rölyefimiz burada bitti. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Şimdiden 900. abonemize güle güle kullanmasını diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize selamlar.